Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı vakitler. Hangal kokuyoruz arkadaşlar. Bu bizim çocukluğumuzun lezzeti. Çocukken biz bundan ovalarda, dağlarda, bayırlarda. Sesli konuş biraz. Acıktığımız zaman, susadığımız zaman susuzluğa birebir, açlığa birebir iltihap sökücü bu arkadaşlar. Büyüklerimiz bize bunu bol bol yiyin derlerdi. Adet düzensizliğine, ondan sonra şeker hastalığına girebilir arkadaşlar bu. Ben bundan şimdi oruçlu olduğum için yiyemiyorum. Bunu böyle soyuyoruz arkadaşlar. Bakın şu şeyini, şu kabuğunu şöyle 5-6 tane yemek için alacağım arkadaşlar. Şifa niyetine yiyeceğim. Bir sürü şifası var arkadaşlar da şimdi aklıma çok da gelmiyor. Bunun yemeği de yapılabilir arkadaşlar. Şöyle dibine ortalamak. Yemeği de yapılabiliyor. İsterseniz. Bir de bunun bir farklı cinsi var arkadaşlar. Ona da biz burgacan dikeni deriz. Onlar daha çıkmadılar. Onlar şeyde çıkar. Üzümlerin olmasına yakın. Üzümlerin olmasına yakın çıkar onlar. Onları rahmetli gebem olduğu zaman, çiçek açtığı zaman derdi. Üzümler olmaya başlamıştır. Bağa bir gidelim de bakalım derdi. Gerçekten de onlar çiçek açtığı zaman bağa giderdik. Üzümler olmuş olurdu. O da çok şifalı arkadaşlar. O da şeye çok iyi geliyor. Mayasır denler eskiden köylerde. Filmdeki adı ne bilmiyorum da. İltihap arkadaşlar işte. İdrar yollarındaki iltihaplara. Bu da iyi geliyor. O da iyi geliyor. Şu dallarını da pişirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle elinizle şu dikenlerini sıyırıp sıyırıp şöyle. Şu aralarını şöyle bakın. Bundan da çok güzel yemekler yapılıyor. Şifa niyetine yiyeceğiniz arkadaşlar. Dağda bayırda aç susuz kaldığınız zaman da yiyebilirsiniz. Derde derman için de yiyebilirsiniz. Şeker hastası olanlar yesinler bir kere. Evet, böyle bunları soyuyorsun arkadaşlar. Daha tazeyken olsa daha iyi de biraz şey yapmış. Geçmiş. Görünce canım istedi. Alayım dedim şöyle. Çocukken biz çok geldik bunlardan. Ovada, kırda, bayırda. Belki de şimdi ondan öyle hastalanmıyoruz her şeyden. Soyup soyup yerdik. Soyup soyup öbüründen daha çok yerdik. O daha şey olur, baskın olur tadı. Bu biraz daha susuzluğa iyi geliyor. Sanki böyle susuzluğa çok iyi. Şimdi ben bunu görünce böyle var ya resmen. Bakın arkadaşlar o kadar çok ki. Rabbimin nimetleri o kadar çok ki. Bilmediğimiz daha neler neler var kim bilir. Sırf orağı bunun için getirdim arkadaşlar. Böyle soyup soyup yiyin arkadaşlar şifa niyetine. Gangal tikeni nasıl soyulur, nasıl yenir? Böyle arkadaşlar. Böyle soyup soyup, koparıp koparıp yiyeceğiniz. Evet arkadaşlar, yiyip içen herkese şifa olsun. Oruç olmasaydım nasıl yenir onu da gösterirdim size. Böyle soyup soyup, kayıt kayıt karşınızda bir yerdim. Vallahi diken aramaya çıkardınız ormanlara. İsmail'e de yedirirdim. O ne kadar kırışsa da. Evet arkadaşlar şöyle ben 5-6 tane alacağım. Çiğ çiğ akşam iftarda yiyeceğim bunlardan. Belki yemeğini bile yapabilirim birkaç tane daha toplarsam. Gördüğünüz yerde koparıp koparıp yiyin arkadaşlar, hiç çekinmeyin. Ben de o şaftasını şifa dikeceğim. He? O şaftasını dikeceğim. Sen de o şaftasını dik. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok semiz olmuş. Görüyor musun? Bunların içi boş. Bak, tazeyken olacak. Bak, tazeler aralarında yeniden sürmüş. Bunlardan yemek yapıyorlar. Denemek lazım aslında. Dikenler zaten yenen diken. Şu uçları dursun. Ben ondan bir yemek yapayım.
bağışıklık güçlendiriyormuş bir de bu. Onlar yağ filizleri. Bunlar taze bak. Ortaları dolu. Kart aldıkça ortası boşalıyor. Bak görüyor musun? Bunlar batmıyor bile bak. Yani şu uçlar şunlar. Bu normalde tazeyken bunun böreği çok güzel oluyor. Daha yeni topraktan çıkarken. Ne yapardım ben ya, toplayıp bir hamur yoğurup bunlardan, değişik otlardan. Buralar hiç batmıyor, görüyor musun? Bak, görüyor musun? Pamuk gibi valla. Yeter.